Şimdi tabii bu işleri kavgaya dövüşe dönüştürmeden hak arama mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Yani haklıyken asla haksız duruma düşmememiz lazım. Trabzonspor bu konuda bir hak arayışındadır. Teslim edilmeyen bir kupası vardır. Fenerbahçe yönetimini, yeni seçilen Fenerbahçe yönetimini bu tarz dostane yaklaşımı da bizi mutlu eder ama konuyu çözümlemez. Biz belki uzatılan eli sıkarız ama kupa talebimizden, 2011 davamızdan asla vazgeçmeyiz. Bir laf vardır. Borçluyu susturmanın en iyi yolu borcu ödemektir. Yani bizi sustur. Şimdi böyle resmi gelmiş bir yazı yok. Ancak biliyorsunuz son dönemlerde gerek Türkiye'de gerek yurt dışında transferleri yönlendiren, yöneten menajerler kanalıyla Trabzonspor'a böyle bir teklife İngiltere'den bir kulüp hazırlık yapıyor, hazırlanıyor. Şu rakamda bir teklif yapmayı düşünüyor. Bunu kabul eder misiniz? Ona göre teklif gönderecekler şeklinde gerek İngiltere'den gerek İtalya'daki kulüplerle ilgili öneriler geldi ama resmen gelmiş bir yazı yok. Biz şu anda düşünmüyoruz zaten diye söyledik ve her söylediğimizde de rakam artarak önümüze geldi. Henüz görüşme yapılamadı ama yönetim prensip olarak Trabzonspor'un bugünkü durumu, gücü, imkanları ve Türkiye'de son yaşanan özellikle dövizdeki artış sonucunda Trabzonspor mutlaka böyle bir düzenlemeye gitmesi lazım diye düşünüyoruz. Bunun için de görüşmeler yapacağız. Tabii bu görüşmelerden ne netice alırız onu bilemiyorum. Çünkü bu sadece bizim kararımızla, kanaatimizle olmaz. Rakip değil mi? Karşımızdaki konunun muhataplarının da bu konuda vereceği karara bağlı, onların kanaatlerine bağlı. Umuyorum ki herkes bugünkü şartları göz önüne alarak değerlendirerek bir uzlaşı sağlanır. Daha önce de bu tip şeylerin hep öncü olmuştur. Yani ben okumadım ve benle de görüşmedi. Ama Onur'un böyle bir davranışta bulunmasını hem beklerim hem de çok mutlu oluruz tabii. Şimdi bu Burak'la ilgili Beşiktaş kanadından hep haberler çıkıyor. Hatta Beşiktaş'ın ona bonservisini de al ve gel şeklinde de haberler var. Doğru bilmiyoruz ama evet. Beşiktaş